istiyoruz. Tamam. Hayırlı bol kazanç diyorum kardeşim. Sağ olun. Basım esmanı var isterseniz. Tamam. Telefon indiriyorum. Evet. Sahibi. Oğlum sen misin? Ben nasıl geçeceğim buradan? Merhaba. Fotoğraf. Ya çok şimdi öncelikle hayırlı işler diliyorum. Biz bu bir seçime gidiyoruz, yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde de oy kullanacaksınız. Hem ilçenize hem Ankara Büyükşehir'e. Oy istemek için geldim ben adaylarımıza. Hem hemşehriniz Fehmi kardeşim, hem Cengiz Topel Bey Büyükşehir'den aday. Dolayısıyla oylarınızı istemek için geldik. İttifak siyasetiyle öyle veya böyle başaramadık. Ve biz İYİ Parti olarak tek başımıza hür müstakil bu yerel seçimlerde seçime girmeye karar verdik. Şimdi kararı bu gezdiğimiz esnaf, o esnaf dükkanlarında rastladığımız insanlar verecek. O günden beri yani biz inanılmaz bir hakarete, iftiraya, çirkinlikle karşı karşıya kalıyoruz. Mesut Özarslan arkadaşımızın, şimdi biliyorsunuz Keçiören Belediye Başkan Adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, onun seçim bürosunda bir fotoğrafını gösterdi arkadaşlar. Halen bizim listemizden aday. Bu güzel bir şey değil. Ben bugüne kadar 30 yıl aktif politika yapıyorum. DYP ANAP kavgasını yaşamış bir insanım. 80 öncesinde sağ sol kavgasını yaşamış bir insanım. Abim MHP il başkanıydı, Kocaeli il başkanıydı. Yani oradan takip eden, bilen bir insanım. Ben böylesine bir çirkinliği ilk defa rastlıyorum. Sayın Özgür Özel'e gelince, yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Bu netlikte söyleyeyim. Çünkü bir 15 milletvekili ve biz onlarla herhangi bir nasıl diyeyim, arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik. Bir vefa sistemi içinde gezdik ve en ufak incitici bir cümlemiz olmadı 15 arkadaşımıza ve Sayın Kılıçdaroğlu'na. İYİ Parti olarak bu 15 milletvekiliyle doğrudur meclise seçime girdik. Ama o seçime girip bir grup kurduğumuz andan itibaren AK Parti tek başına hükümet olmayı kaybetti. Biz girmeseydik bütün hesaplamalarda, ki 24 milletvekili ekstra kazandı bu ittifak sistemi, biz de seçime girdiğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ve o günden beri AK Parti bir türlü tek başına iktidar olamıyor. Ki tam tersine anayasayı değiştirecek gücü vardı, gücü olacaktı biz olmadığımız zaman. Biz bunların teşekkürünü almadık, sağ olununu almadık. Sürekli başımıza vurula vura, bir çekiç gibi vurula vurula geziyoruz.